Hepinize selam dostlarım. Yepyeni bir Silk Road videosuna hoş geldiniz. Artık dediğimiz gibi günlük videolar çekmeye başladık. Hadi geçelim. Evet. Şimdi dostlarım en son ne yapmıştık? Birazcık isyan etmiştim falan. Ben hala isyandayım bu arada. Bu pireyi birkaç gün içinde halledeceğim. Daha seri videolar çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bir saat zamanımız varmış. Yani beni bir saat 20 dakikada başlattı. Şarjı bilmiyorum. Birazcık problem <laughs> çekiyoruz evet ama sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bu pireydi mireydi onu halledeceğim. Birkaç kişiyle konuştum Discord'dan. Sağolsun yardımcı olacaklar. Ben ne çekeceğim ne çekmeyeceğim onu bana gösterecekler. Güzel bir harcama yapacağız. Oyunumuza tam gaz devam edeceğiz. Ben şöyle bütün buradaki şeylerimizi alalım arkadaşlar. Bir... Hah. Tamam görevleri aldık. Q'ya bastım bayağı bir görevimiz var. Şimdi item olarak bir şeyimiz var mıydı bizim? Bunları bir atalım. 146 tane şey birikmiş. Token birikmiştir. Birikmiştir. Bir Yanında da oldum. Çok güzel. 29 diyor. Şunları arttıralım. Bunda da yeni skill'e geçtik arkadaşlar. Şunu çıkart. Bunu koy. Bunlar level atalım. Başka bir şey level atabiliyoruz mu? Oo, bu çok güzeldi. Şu iki skill'e bayılıyorum arkadaşlar. Zaten bir tek bunları kullanıyorum. Job'da bir şey yükseltmeyeceğiz. Onları sonra geleceğiz. Fire'dan şuna bir artı verelim. Gayet güzel. Başka neyimiz var? Bunu daha açmayacaktık. Tamam. Şimdi bunlar ne neredeymiş? Bunlar bu tarafta. En son ikinci karakola geçmiştik burada da. Bu bölgeyi de hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum birkaç gün içinde. Bu da bitecek arkadaşlar. Burada mı? Tamam. Bunu şuraya ekle. Bu nerede? Bu nereden? Aa bu şey. He. Tamam o dursun. Bu nerede? Bu da burada. Bunu da ekle. Bu, bu da burada. Bunu da ekle. Bu da uzak. Bu nere? Bu da. Tamam. Önce şu sağ tarafımızdaki görevleri halledelim. 3 tane mi görev var? Tamam. Bu 3 görevi halledelim arkadaşlar. Her, henüz yakınken. Bir dakika. Şurayı seçili dursun. Bu alanın dışına çıkmayalım. Bunu şuraya koy. Şuraya koyayım. Tamamdır. Görev sekmesini kapat. Hızlı bir şekilde bu görevleri halledelim. Hesabımız gayet e, ideal oldu arkadaşlar bence. Ben hoşuma gidiyor. Şuradan bir hız basalım. Aynen öyle öyle. Durumumuz nasıl? Stok durumumuz bizi götürür gibi. Şampiyon keselim bir tane. İkiler harbiden beni aşırı sardı. Çok güzel slot kestiriyor. Şu yeniye bakalım. Fazladan 3 tane vuruyor. 4 tane vuracağına. Aman yani 2 tane vuracağına 4 tane vuruyor. Şarjımızı açalım be. Günde bir video çekmeye başlayacağım arkadaşlar yavaştan. Yalnız bir şey unuttuk biz ya. Of 3K falan vuruyor oğlum. Çok güzel. Şimdi ben şurayı bir sıfırlayayım arkadaşlar. Burada yerimiz kalmamış. Bunları bir yere atalım. Otomatik toplamayla umarım bunları toplamaz geri üstüne. Bunlar gerçekten ge gereksiz ya. Keşke hiç toplamasa da. Şimdi bir deneme yapalım. Otomatik Otomatik toplamı açtığımızda tam onları toplamıyor. görev itemlerini topluyor. Bu görev itemleri lazım bize. Bunları toplaması için yaptım zaten. Aynen orada token da var onu da al. Kardeşimsin. Şimdi şunları da bir boşaltalım arkadaşlar hızlıca. Bir yerimiz açılsın. Tam orası yeterlidir. Otomatik toplamımız açık. Bir kesmeye başlayalım. Bazı arkadaşlar şey demiş. E, belli bir yerden sonra bota geçmek zorunda kalacaksın. Elinde kasmak falan çok zor olacak diye. Ben ona birazcık baktım. Sanırım 71 mi 72 levelden sonra mı ne. bayağı bir zorluyormuş. Hani o levele kadar elimizde kasabiliyormuşuz arkadaşlar. E, ben elimi... Elimle kasabildiğim yere kadar götüreceğim. Oyunu oynama açısından. Elimle kasabildiğim yere kadar götüreceğim. Tıkandığımız yerde artık bota başvuracağız arkadaşlar. Bir de şöyle bir sorum var. Mesela ben bu çarı bota bıraktım diyelim. Bota aldım ben bu çarı bota bıraktım. Aynı zamanda başka bir çarla oynayabiliyor muyum? Yani iki çar birden açık kalabiliyor muyum? İki client yapabiliyor muyum? Ee, onun cevabını verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Gerçekten mutlu olurum. Hani öyle bir şey yapılıyorsa çünkü. Bu çarı bota bıraktığımızda anlayacağız ki artık hani gelişimi birazcık daha yavaş olacak. Günlük video atacağız dedik. Bunu birazcık azaltırız. Biz asıl çarımızı kasmaya başlarız o arada. Asıl çarımda Avrupa çarlarından birini yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Avrupa'da da sanırım bir tane okçu okçu benzeri bir çar var. O olabilir. Varlok varmış. Varlok olabilir. Varlığı çok övüyorlar. Nedenini bilmiyorum. Ama güzel bir ana çar yapacağız. Yani asıl ana çarımı o olsun istiyorum. Bu arada videolarda da birazcık şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle e, hafiften sohbet edelim. Aramızdaki samimiyet artsın. Yani anlatabiliyor muyum? Videonun belli kısımlarında sizin yaptığınız yorumları ekrana koyacağım. Onlara hem videoda cevap vereceğim. Zaten yorum olarak da cevap veriyorum. Bütün yorumlarınıza yanıt yazıyorum. Bir önceki videoda ben şey sormuştum ben bu girme sorunu nasıl çözeceğim vesaire diye. Birçok arkadaşımız pireyle primimi aldığında vesaire bu sorunlardan kurtulacağımı söylemiş. Buradan bunu yazan gerçekten herkese teşekkür ederim. Bir şey sorduğumda cevaplamanız... Mutlu oluyorum biliyor musun? Mutlu oluyorum. Hani boşa konuşmuyorum anlamında. Şurayı bir kapatalım. Ona da bazı arkadaşlar sinir oluyormuş. Şu envanteri falan kapat çok kötü duruyor diye. Valla bana kötü gözükmüyor ama size kötü gözüküyorsa kapatmaya çalışırım. Sıkıntı yok. Temih diye bir arkadaşımız ee, kanka job şart demiş. Job ne için şart onu bil onu da yazsaydın keşke. Bir de pire artı e, sabot spot spot diye okunuyor sanırım. Spot alırsan derdin olmaz demiş. Spotu e, ne olduğunu bilmiyorum ama öğreniriz, öğreniriz. Ya Sikrot'ta ben şeyi fark ettim. Ee, Sikrot kitlesinin konuşma tarzı birazcık garip geldi arkadaşlar bana. Hani yarı İngilizce yarı Türkçe. Mesela bir kelimenin yarısını İngilizce konuşuyor yarısını Türkçe anlatmaya çalışıyor. ...hani bu deyimler tabi zamanla oturmuştur da ben birazcık zor alıştım ona. Daha alışamadım hatta. Ama zamanla alışırız ona da. Bir arkadaşımız demiş ki e, TR param varsa oynanabilecek bir yer. Bot parası artı pre parası falan derken sürekli para yatırman lazım. Bir de bu oyunun bir de bu oyunda bir zaman bir zaman sonra bot alman lazım. Elle kasmak level atlamak imkansız olacak demiş. Tam da bu yorumun üstüne ben zaten az önce yorum yaptım. Altına da oyun bot izleme oyunu sürekli bota ıı, salıp çarı izleyeceksin bir mankarası yok oyunu 50-60 levelden sonra elle kasmak imkansız aynen dediğim gibi 50-60 levele kadar ben elimle kasacağım daha sonra mecburiyetten bota bırakacağım arkadaşlar botla kasacağız işte o arada yaptığımız işleri vesaire gösteririz hesap gelişimini gösteririz Yunus Sözdoy yu da demiş ki ne demiş premium alma e, vip ol başta yanlış hatırlamıyorsam 3 cislik vip oluyorsun 2 ay boyunca tek tıkla girebiliyorsun yani 2 ay boyunca tek tıkla girebildiğim bir sistem varsa güzelmiş o hani birazcık daha mantıklı. Ama VIP ile Pire arasındaki şeyde ne acaba? Hani fark ne? İlla bir fark vardır yani. Ne bileyim Pire'nin belki XP bonusu falan veriyordur. VIP'de vermiyordur. O, o tarz bir şeyler de olabilir. Ve ikleme yapmış. iki ayın sonunda bas Pire'yi VIP bitince daha mantıklı. VIP şey mi acaba? Yani sadece bir kere mi alınabiliyor çar başına? Bilmiyorum hani öyleyse sürekli VIP'den giderim. 2 ayın sonunda neden Pire'ye geçiyorum? O da var. Bu bana işte bu şey lazım arkadaşlar. VIP ve Pire'nin arasındaki fark. Keşke onu da yazsaydınız çok çok güzel olurdu. Hani bana balık vermeyin. Bana balık tutmayı öğretin. Deyin ki şu 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 işe yarıyor. Haberin olsun. Bunu alırsan ama bu eksisi var. Ramazan demiş ki DC internet bağlantından yani Discord ne? internet bağlantından kaynaklanıyor arkadaşlar. internet bağlantımda hiçbir problem yok. Çok ciddi söylüyorum hiçbir problem yok. Yani ben aynı zamanda ben bu oyunu oynarken yanda 12 tane metin 2 açık tamam mı? Ya <laughs> yanında yanda 12 tane metin 2 açık. Onlarda hiçbir atma problemi yok. Arkada Draken Sank açık. Orada şeyim farm yapıyorum. Rune farm yapıyorum. Orada hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama hani bu oyunda beni oyundan atıyor. Anlamadığım bir sebepten dolayı. hiçbir şey yokken bile görevi bitiriyorum mesela. Görevi vermeye gidiyorum. Sanki o ana bekliyormuş gibi direkt Discord net çekiyor. Anlam veremedim. Ahmet Doğan demiş ki sıfırdan YouTube kanalı açıp ilerleme videosu bekliyorum. <laughs> ya ben bu yorumu dışarıda gördüm tamam mı? Dolmuştayım. Yemin ederim yarıldım ya Ahmet. Harbi diyorum. Kahkaha attım milletin içinde millet bana gülüyor. Şimdi arkadaşlar ben birçok MMO'da ee, bu içerikle devam ediyorum. Zaten bu benim kanalımın ana içeriği. Sıfırdan hesap kasmak. Hani bir yerden sonra makarası olmaya başladı. Bir aklımda var. Yani aslında eğer kasabilirsek işte sıfırdan YouTube kanalı kasma videomuz şu anda çekiliyor yani. Her an çekiliyor. Bakalım nasip olursa onu da görürüz. Celal Oral demiş ki 20 sene oldu. Sen neredeydin? Ya kral birazcık geç kalmış olabiliriz Silk Road oynamaya. yani çok değil birazcık geç kaldık. Tamam 20 senelik bir kaybımız var. 20 sene oldu diyorsun. Ben zaten 22 yaşındayım. Ben nasıl 2 yaşında oynamayayım? Yani Bizim de zamanımız bugünmüş. Alnımıza böyle yazılmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada şu taşları e, ben ilk videoda şey denemiştim. İşte i̇temin üstüne sağ tıklayıp verme falan. Bunlar zaten o işe yarıyormuş arkadaşlar. Ha, silah türü mesela. Deneme yapabilir miyim? Silah türü. Demircide falan da veriliyor olabilir. Tamam bu. Bunun efsuncüsü demircisi falan vardır belki. Orada veriliyordur. Bu taşları şimdi eklemem lazım mı? Şimdi ekleyeyim mi? Bunu yazarsanız çok mutlu olurum. Ben nereden eklediğimi de tabi bildirirseniz harika olur. Ben de çünkü baya bir taş birikti. Bu taşlardan baya var. Ee, 3 derece 4 derece taşlar var mesela. Yani tam olarak ne artısı olduğu yazmıyor. Mesela taşlarda şey yazsaydı çok güzel olurdu. Ne bileyim taktığın iteme e, artı 30 hasar mesela. Öyle daha anlaşılır olurmuş ama kafi. Yani bu 20 yıllık oyunu da değiştirmeye çalışıyorum. Dofil Mango. 100 bölüm olsa sabaha kadar izlesem demiş. Vallahi 100 bölümü görür müyüz? Ee, i̇nan bilmiyorum. Ee, ama uzun bir süre sanırım. Evet. Yani düşünce planladığım gibi giderse arkadaşlar uzun bir süre Silk Road'da e, video çekmek istiyorum. Oyun Oyunda güzel bir çar yapmak istiyorum. Hani bunun bedeli de kaç videoysa ne kadar saat oynamaksa artık e, çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hani ben gelip burada 2-3 gün oyunu oynayayım sıkıldığımda çekip gideyim mantığıyla gelmedim. Zaten oynadığım hiç hiçbir MMO'da onu yapmıyorum. Yapıyorsam da en başta söylüyorum arkadaşlar bu iki gün oynayacağız. Oyunu test edip çıkıp gideceğiz tarzında. Ama ben bu oyunu gerçekten e, öğrenmek için oynuyorum. Güzel bir hesap bırakıp gitmek istiyorum burada. Kendime olarak da kalacak bir hesap olsun istiyorum. Nedenden dolayı 100 bölümü görürüz diye düşünüyorum ama. iki, iki çarkı kasacağımız için 100 bölümü görebiliriz. Ya belki çok sarar. Bütün çarları tek tek oynarız yani. <laughs> Hiç belli olmaz arkadaşlar. Aşırı sararsa bırakmak istemezsem bütün çarları oynarız. Ama şu an kafamdaki hedef bunun dışında bir çar daha yapıp onu ana çarım olarak tutmak istiyorum. Okçuyu sevdim bu arada. Birçok kişi STR bov ölümdür vesaire dedi. STR bov güzel geldi bana. Tabi şey varmış. STR bov birazcık basite kaçıyormuş arkadaşlar. Int gittiğimizde skilllerle verdiğimiz hasar artıyormuş. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Keşke int gitseydim. Bakıyorum hani ben normalde düz atak yapmıyorum arkadaşlar. Gördüyseniz fark ettiyseniz direk direkt e, skilllerle kesiyorum. Skiller çünkü daha fazla vuruyor. Yani daha iyi. Keşke int gitseydim. Skilllerle böyle çatır çutur kesseydim ama yapacak bir şey yok. STR bov başladık. STR bov yapalım bu çarı. Int'e çevirme gibi bir imkanım varsa sizce nasıl olur? Int'e çevirelim mi? Tabi böyle bir imkanımız varsa. Bu niye böyle ışınlanarak? Bu nasıl gidiyor böyle abi? Sanırım karakterinden dolayı onun yürüme animasyonu o öyledir diye düşünüyorum. Bu arada dostlarım şöyle bir şey varmış ben yeni öğrendim. Buraya niye tıklayamıyorum? ha şu boyut geçidinde ışınlanabiliyormuşuz. Ben bunu çok sonra öğrendim. Bunu da yorumlarda yazan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani o kadar yolu artık boşa yürümeyiz. Işınlanarak gideriz. Bu benim için çok değerli bir bilgi. <laughs> Gerçekten teşekkür ederim. Ne görevimiz kalmış? Ee, toplama görevimiz var. Daha bunlardan kesmeye devam edeceğiz. Ee, 90 kere var. Uzmanlık eşyası topla. Onu da mı bunlardan atıyor acaba? Sanırım bunlardan atıyor. Ben burada bir süre daha takılayım. Görevleri halledip gelelim arkadaşlar. Evet gençler ilk 3 görevimizi bitirdik. Hızlı bir şekilde. Ya, hızlı da bitirmedik de şimdi da olmasın birazcık yordu. Şimdi bunları bir verelim arkadaşlar. Ödülledik. Kaç? 29 levelin 77'de 70 %77'deyiz. %90 oldu. Gayet iyi. Yine görev veriyor sanırım. Bunlar mı? Ha yok yapmışız. 94 Bitir lan atlatla beni. Yok. iki görev daha verdi bu. Bunlar şey herhalde. Bu adamın verdiği git şuraya bir şey yap. Bunu bir sorgula bakayım. Bir teslim et bakayım. Görevleri. tabi Şunları ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bunları yapmaya gideceğim. Bu değil. Bu değil. Şu. Heh bunlar neredeymiş şöyle yavaştan yola çıkalım ben bu görevleri de bir yapayım bu arada şarj sistemi şu an sıfırlandı. Yani yükseldi. Niye bilmiyorum. Oynadıkça oyunda tutuyor mu beni acaba? Öyle bir şey mi var? Umarım öyledir yani. Biraz sonra oyundan atmaz beni. Ben de oyunuma devam ederim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Beyler hatırlıyorsanız bir zamanlar buralarda çok takılıyordum. Geçemiyordum bunları. Şimdi ağızlarına sıçıyorum affedersiniz. Çok. Ya bu gelişimi görmek beni hoşnut ediyor. Gerçekten hoşnut ediyor. Şu an yani neredeyse hiç zorlanmadan çatır çatır o aralarına giriyorum. Patur kötür yapıştırıyorum. Harbiden çok güzel de hasar çıkartıyoruz ha. Ya yani şu token'la aldığım silah sayesinde yüksek bir ihtimal buna niye vuramıyorum bir engel diyor. Bu token'la aldığım silah sayesinde sanırım çok dehşet hasarlara çıkıyoruz. Yüksek bir ihtimal 32 levelde yine bir bu silahtan alacağım. Ya benim anladığım kadarıyla bu token'ları biriktireceğiz. Bir sonraki silah e, silah diyorum. Aynen silah verme görevinde bize silahlar veriyor ya, zırh veriyor, silah veriyor. O görevde yine token'la biriktirdiğimiz kadar silah çekeceğiz. Her seferinde bunu resetlemek için de token kasmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım doğru bir düşüncedir. Sarım bu denli artması gerçekten İndim. Valla mutlu oldum lan. <laughs> Bu arada Şuştaz umarım e, 10 dakika sonra beni oyundan atmaz. Evet beyler geldik görevlerimizi yaptık geldik. Çok güzel bütün görevleri hallettim ve 30 seviyesi. Tamamdır. Şu görevleri de verelim. Ha bu görev almışız. Tamam 30 seviye olduğumuz için yeni görev verdi. Buradan ödülümüzü alalım. Bayağı bir token'ımız oldu ha. Güzel güzel token geldi. Güzel token geldi. Ee, burada bir görevim daha mı vardı? Aynen bir görev daha yaptık biz. Bunu da ver aga. Bunu da ver. Gayet güzel. Sen, sen durmadan görev veriyorsun da seni bir halledeyim mi ben ya? Sana bir gireyim mi ben? Çok görev verdi arkadaşlar bu. Verdiği görevlerin hepsi de e, şehirde. Gidelim. Gidelim. Bir şehire e, bütün görevlerimizi halledelim. Gelelim arkadaşlar. Beyler ilk görevimizi vermeye geldim. Buralar birazcık kalabalık ama. Buralar birazcık kalabalık. Dükkana falan tıklıyorum yanlışlıkla. Bu arada buradan The selam olsun kardeşim veya abi. Yani yaşını bilmediğim için o yüzden konuşuyorum. O, kusura bakma mesaj yazmışsın göremedim. Daha önce oyunun içinden bana hiç mesaj yazan olmadığı için orada mesaj çıktığını da bile bilmiyordum. Ben hani kutucuk kutucuk bir şeyler çıkar diye düşündüm ama böyle bir şey yokmuş. Dönüş yapamadım kusura bakma kral. Hani hemen şeyden bugün götü kalkık falan düşünmeyin arkadaşlar. Görmedim. Görmedim. Diğer görevlerimiz neredeymiş? O, en üstte şu nerede? O bir sonraki karakola geçmişiz. Güzel. Bu nerede? Bir gidelim şu arkadaşa görevi vereceğiz. Konuşmayı başlat. Şu. Kabul et. Tamam dedik. 30 birlik diyor, Birliği ziyaret edeceğiz. Tamam. Bu değilmiş bu arada. Bu yeni görev almışım ben. Burada bir görevimiz var. Bunu verelim. Bu da tamam. Bir de şu ileride bir görev vardı. Aynen öyle. Nerede bu? Şuradan. Bu arada silik çekeceğim. O yüzden kola içmiyorum artık. Çay içiyorum arkadaşlar. Yanıma çaydanlık al. <laughs> Bilgisayarın yanında çaydanlık çay demliyor amına koyayım. Sabahtan belli. Silik çekeceğiz ya birazcık kemeri sıkalım arkadaşlar. <laughs> kemeri sıkalım arkadaşlar. Yavaştan donumuna vereceğim. Şimdi bu neredeymiş? Bu da yakınmış. Neredeymiş bu? Aşağıda bunu da verelim. Daha sonra diğer karakola gidelim. Diğer karakoldan görevlerimizi alalım. Bayağı tokenımız birikti. 228 tane oldu. Bence gayet iyidir. Hatta 232 tane olmuş güncel bilgi arkadaşlar. Şuradan bir demirciye uğrayıp elimdeki şu itemleri artık silmek istiyorum. Bırak artık peşimi. Al sat. Bunları bir satalım. Çünkü gereksiz itemler yer kaplıyor. İtem koyamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu neredeymiş? Şurada olması lazım. Aynen öyle orada. Bayağı pazar kuram var ha bu arada. Niye bu onların sonu bey hep? Garip. 30 level benim bilmem ne bir şeyini aldık. Geri adama mı gideceğim? Bak görüyorsunuz değil mi? Şuradan şuraya gelemiyor. Neyse. Gidelim şu görevi verelim. 30 30 buçuk level olduk. Güzel. Ver aga. Token'ımı ver. 10 tane verdi. Adamsın. Daha görev veriyor bu. Ha görev vermiyor. O olan görev. Bir sonraki karakolumuza geçelim o zaman arkadaşlar. Seriden. Evet dostlarım geldik. Yeni karakolumuza. Şöyle konuşmayı başlatalım. Ödülümü ver aga. Tamamdır. 30 buçuk leveliz. Bu hani arkadaşlar bölümler ilerledikçe hani en başta tamam 10 level 15 level falan alıyorduk. Ama bu her bölümde böyle olmayacak maalesef level al, yükseldikçe level almakta zorlaşacak. Biz şöyle yapalım. Her bölümde bir karakol bitirelim, böyle ilerleyelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Buraya kadar izleyen varsa teşekkür ederim. Sonraki video için dilemede kalın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.